İnsanlar alemine hoş geldiniz efendim. Son zamanlarda nikah şahitliği yapmış olan biri var mı? Ya da hayatında hiç... Buyurun, nikah şahitliği yapmışsınız. Evet, yaptım. Ne demek nikah şahitliği? Yani neydi görevleriniz? O görevler devam ediyor mu, bitti mi? O görevler aslında bitmedi. Çünkü nikah şahitliği herhalde böyle çocukluk yıllarında karar verilen bir şey. Yani herkesin nikah şahidi belli gibi bir şey yani liseden başlayarak. Işte... Yani nikah şahitliğinde beşik kertmeliği oluyor mu? Kesinlikle. Yani onu demeye getiriyorum zaten. Yani mesela siz çocukken lisede... belli miydi kimin nikah şahidi olacağını? Belliydi tabii. Kim bu? Lise arkadaşım. Yani lise ortaokul arkadaşım. Lise arkadaşım, evet. Ben de onunkini yaptım bir ay önce. O da benimkini yaptı. Zaten baba yok. Ben nikah şahitliği yaptım demedin mi? Yok, o da benimkini yaptı, ters söyledim. Yani ben de onunkini, o da benimkini, böyle karşılıklı. Ben bir ay önce evlendim de birazcık heyecan ondan herhalde. Nedir nikah şahidinin görevleri? Kalkalım ayağa. Hani o ana herhalde şey yapmak. İşte ben buradayım, sizi gördüm. Belediye onayıyla. Ondan sonra... Belediye onayını siz veriyorsunuz, evet. Tabii, bu belediye onayına şahitlik yapmak belki de. Yani arkadaşların şeyinde. Aslında benim nikah şahidi olmak istememin veya bana teklif edildiğinde ha tamam olurum falan dememin sebeplerinden bir tanesi yakın zamanda evleneceğim için oradaki o şey nikah masasından o taraf nasıl gözüküyor onu görmekti yani. Yani oraya bir çıkayım şöyle bir heyecanımı bir deneme turunu yapayım dedim. Aynı şey mi ya? Senin tuzun kuru orada oturuyorsun ne olacak? Ha evlensinler diyorsun bitti. Yok ama o siz daha iyi bilirsiniz yani o sahne heyecanı. O sahne Hayır, heyecanı farklı. Onu demedi. Onu demedi. Ya niye sanıyorsunuz derim? Onu demedi, onu demedi. Sahne heyecanı demek istiyor. Sahne heyecanı tabii. Sahne. Aynen öyle. Bekliyorlar ki konu oraya gitsin. Konuyu ben de anladım da neyse getirmeyelim oraya. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı bu şahitlik konusuna? Başka? Valla ben elimi nasıl kaldırdım onu da bilmiyorum da gözlüklerimi siliyordum. O yüzden sürpriz şöyle oldu. Şöyle bir şey yapıyordun o arada. Yok gözlüklerimi çıkartacaktım da o silmek için el kaldırmış oldu. Gözlüklerini dirseğinle mi çıkarıyorsun? Güzel o da değişim. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. O yukarıda da şahit vardı galiba. Ben mesleğim icabı tabii bir futbolcunun şahitliğini yaptım. Bir Afrikalı mesleğiniz futbol... nedir? FIFA menajeriyim. FIFA menajerisiniz. Evet. Yani bu bilgisayar oyununun mu? Yok gerçekten. Vay iyi espriymiş ya ben öyle. Evet. Bir Afrikalı oyuncumun. Herhalde belki futbolla ilgilenen insanlar tanırlar. Saido'nun menajerliğini yaptım. Saido'nun? Evet. Ve onun şahitliğini yaptım. Ve hala da takip ediyorum. O nasıl mutlular bıraktım. Mı? Hanımefendi mutlu mu? Çok mutlu. Mutluluklarından 3 tane çocukları oldu şu anda. O kadar mutlular diyorsun. O kadar mutlular. Ama ölçü sürekli... müdür yani? Çocuk yapmak ölçü müdür? Sanırım mutluluğa bir ölçüdür diye düşünüyorum. Siz nasıl şahitlik yaptınız? Size nasıl geldi teklif? Yıllarca menajeri olduğum için bir gün evlenmeye karar verdiğinde bir anda kendimi Paris'te buldum. Bir baktım nikah... Nasıl yani? Sizin kafaya bir şey geçirip götürdüler mi? Bir nevi öyle oldu. Bir anda kendimi orada buldum. Paris'te mi evlendiler? Paris'te evlendiler. Ondan sonra da bir anda kendimi orada buldum. Bir anda bir Fransız görevlinin karşısında... Kendimi imzalarken buldum. Ne olduğunu da anlayamadım doğrusunu isterseniz. İnşallah nikahtır hakikaten. Anladığım kadarıyla nikahtı evet. Ne yapıyor şimdi kendisi? Kendisi şu anda futbolu bıraktı. Neye güzel, geçti? Güzel mutlu bir şekilde ailesiyle beraber yaşıyor. Ben de büyük bir keyifle izliyorum onları. Şey mi var evde webcam falan? Zaman zaman işte yani zaman zaman... Çağrılıyorum, bakıyorum, kontrol ediyorum. Kendisi zaten Türkiye'ye yerleşti. Fransız görevli orada mı hala? Yok, kendisi şu an Türkiye'ye yerleşti. Dolayısıyla nerede oturuyor? Rahatlıkla... Florya'da oturuyor. Florya. Hangi apartman? Ben ezbere bildiğim için artık gidiyorum otomatik olarak çağrıldığım zaman. Kontrol ediyorum, geliyorum. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, başarılar. Sağ olun.
Benim anlayamadığım bir konu bu nikah şahitliği. Yani nereye kadar? Sadece nikahta mı sorumlular? Ondan sonra evliliğin diğer kısımlarında da sorumlulukları devam ediyor mu? Nedir görevleri hakikaten? İzliyorum, attı imzayı, vallahi evlendiler diyor. Şimdi de gerdeğe girebilirleri, o mu söylüyor yani? İzleyelim, görelim bakalım nasıl oluyor. Nerede kaldı bu İsmail ya? Ya bir damat kendi düğününe geç kalır mı ya? Birazdan kapılar açılacak, insanlar gelecek ya. İnsanlar gelecek, ortada damat yok. Ya düğünüm mahvoldu resmen. Hüseyin biraz sakin olur musun arkadaşım? Lütfen ama ben de gelinim yani. Sen sadece şahitsin. Lütfen beni de gelme ya. Şahitim ama her şeyin kusursuz ilerlediğine şahit olmak istiyorum. Mükemmel bir düğün ve vaktinde gelen bir damat istiyorum ben. Tamam. Ama sen de illa gelin arabasına ben de bineceğim diye tutturmasaydın adam kendi düğününe taksiyle gelmeyecekti. Lütfen bu kadar gerilme ama ya. Ya nasıl gerilmem Burcu? Nasıl gerilmem? Hayatımda ilk kez böyle tarihi bir olaya şahitlik ediyorum. Ya bir ilk okul... Lütfen oraya tutma lütfen. Masam düzeni lütfen. Bunlar hepsi belli açıyla yerleştirildi. Bir kere böyle ilkokul 3'teyken hoca iki tane çocuğu disipline çağırmıştı. Bir onların böyle beni çağırdı. Bir, hani şahit misin? Ne yaptılar? Ne ettiler? Falan. Bir onlara anlattım. Orada da bir resmiyet yok ki. Hani o öyle geçti gitti. Bu benim ilk böyle resmi imzalı falan şahitliğim. O yüzden çok gerginim. Ay nasıl abartıyorsun? Bak sen geçen sene kuzeninin zaten düğününde şahitlik yapmıştın. Tamam mı? Bir sakin ol. Hayır o olmadı. O sayılmaz. Neden? Çünkü ben onları sahip çıkayım diye yüzükleri donuma koymuştum. Ne? Ha, tuvalette düşürdüm ben ondan sonra olay çıktım. Kavga ettiler, masada ayrıldılar. Hüseyin, ben de yüzükleri sana verdim. Donuna koymadın değil mi? Hayır canım, bir daha o riske girer miyim? Çorabıma sakladım. Ne? Oo, parmak aralarına koydum, bir de ödüm kopuyor. İki katla çorap girdim. Verdiğinden beri çorapları çıkartmak... Ödüm kopuyor, çıkarmıyorum. Allah'ım, ben o yüzüğü sana 3 hafta önce verdim. Çıkartır mısın yüzükleri ya? Hayatım, her şey senin iyiliğin için ya. Sen hiçbir şey düşünme. Düğününün tadını çıkar, her şeyi ben yükleneyim diye. Ay bayılacağım, bana bir su ver. Allah aşkına bir yerden su bul bana. Hakikaten ben de bayılacağım yani. Ben böyle saçmalık görmedim. Gelin ben miyim sen misin? Bu ne ya? Ne yapıyorsun burada? Nerede? Niye masanın düzenini bozuyorsun? Niye bu suyu verdin ya? Sen ne yapıyorsun ya? Ya gelinliğin üstünü ne yapıyorsun? Bir kendine gel ama ya. Tamam. Önemli değil o. Önemli değil o. Hemen uçan su geçirmez kumaş zaten bu. Buna var ya hiç 2 dakikaya kurur o. Zaten buna ister şeye dök, salça dök, istersen vişne reçeli dök hiç fark etmiyor. Hemen 5 dakikaya falan çıkıyor. Hint dağlarından özel olarak getirttim ben bu kumaşı. Nasıl bir şey bu? Nasıl bir kumaş? Bir kere neden sen benim gelinliğimi seçiyorsun? Neden böyle bir şey yaşadık biz? Hayatım, ben senin en iyi arkadaşınım ya. Ben senin 20 yıllık arkadaşınım. Ben yeri geldiğinde sana bir kardeş, yeri geldiğinde bir abi, bazen bir baba. Ne bileyim, her şey evet, oldum biliyorum. Artık tamam, sana. Tamam. Peki son bir şey daha soracağım. Gelinlik çok ağır. Ya gelinlik hakikaten ben kanter içindeyim şu anda. Niye bu kadar ağır bir gelinlik seçiyorsun? Hayatım bunun üst kısmı komple kurşun geçirmez plaklarla kaplı. Neden? Hiçbir şey riske edemem. Vallahi İsmail'in ailesi Karadenizli. Ben bilmem düğünde o babası var Lütfü havaya ateş açar falan bir yerden seker gelir. Ben hiç o riske girmek istemiyorum. Ay delireceğim, nerede bu İsmail? Ay vallahi ben de delireceğim şimdi ya. Bir de son anda nikah... Düğün salonunu değiştirdin yani. Adam belki öbür düğün salonuna gitti. Haber verdin mi? Mümkün değil. Onun damatlığının sırtına bir tane plaka yaptırdım. Hem benim şeyim var, telefonum yazıyor hem de buranın adresi var. Bir de onun mahallesindeki bütün billboardlara resmini bastırdım. Oraya yine adres, telefon döşendim. Bütün mahallenin bilinçaltına işledim. Anladım. O zaman ben de şu anda şey olmaya başladım. Nerede kaldı ya? Nerede kalmış olabilir? Yapma lütfen bak. Bir dakika. Tamam o zaman. Gerginim şu anda. Tamam. Simetriyi bozmadan. Adam yok ya. Bir dakika şöyle düşünelim. Şimdi dün akşam evdeydi. Evden sonra çıkacaklardı arkadaşlarıyla içmeye gittiler. Ben sana söylüyorum. Yok mümkün değil. Onlar dün evden ayrılmadılar. Hayır gittiler. Ayrılmadılar, i̇çmeye evden gittiler, ayrılmadılar. Gittiler arkadaşlarıyla orada takıldığı bir kadınla tanıştı. Tabii kadını orada yapamayacak bir şey. Eve çağırdı kadını. Hayır. Sabaha kadar bam güm. Ondan sonra da beni aldattığı için buraya gelemiyor bu. Hayatım evden ayrılmadılar dün. Dün evden çıkmadılar diyorum nereden sana. Nereden biliyorsun? Çünkü gidecekleri mekana bomba ihbarı yaptım bunların. Gittim apartmanın asansörünü bozdum. Arabasının benzin deposuna şeker attım. Bir de yakın arkadaşım Murat var ya, ona da kas gevşetici verdim. Çok iyi yapmışsın, o iyi olmuş. O zaman evde sızdılar belki. Evde uyudular, içtiler evde, zizurna. Eve kadın çağırdı, evde sızdı. Mümkün değil, mümkün ne? Değil. Hiçbir şey olamazlar. Bütün şarap şişelerini boşalttım. İçine şey koydum onların. Ne şarap şişesinin. Nedir onun?
Ne koydun içine? Ne koymuş olabilir kırıcı? Sirke. Elma sirkesi. Tadı anlaşılmasın diye tatlandırıcı yazıp içine koymuş. Doktor bir kadeh daha içseydiniz mideniz delinecekti dedi olayın. Aşkım bu ne hal? Ne oldu? Nereden geliyorsun? Damatlığın nerede ya? Üzerine kustum. Efendim hocam? Elindeki ne? Limonlu sonda. Nerene bağlı o? Damarlarıma bağlı hocam. Damarından ne akıyor onun? Mineral ihtiyacı olmuş hocam çok sirke içince. Keskin sirke küpüne zarardır zaten. O yüzden sonda alıyor hocam damardan. Ne yapıyorsun kızım? Bekliyorum. Neyi bekliyorsun? Muhabbeti. Demin bir bamgüm dedin, ne o? Bamgüm? İşte evde şenlik davul bamgüm. Komşular şikayet etmez mi? Eder. O zaman ne yapacaksın? Onlar da bamgüm girişimler. Komşulara mı girişecekler? Topakla. Öyle çözülür mü ki problemler? Çok güzel çözülür. Baktı ki çözülemiyor. Öyle kavga dövüş her şey çözülür. Sen ne yaptın mesela? En son böyle bir şey tecrübe ettin mi? Ettim. Ne oldu? İşte çok gürültü yapmıştım evde. Şarkı söylüyordu o. Hangi parçayı? Doğaç. Da 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 da. Katmerler geliyorum. O benim en sevdiğim şarkı. Ne? Konusu ne şarkının? Yufkaların nasıl gözleme... Neymiş? Yufkaları katmer olma sürecindeki işte yumurtaya bulanıyor. Tavada. Şarkını söyle biraz. Katmerler geliyorum. Da 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 da. Da 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 da. Hocam sürekli evde bunu söylüyor ya. Sıkıntı büyük ya. Sen ne, memnun değil misin? Ne güzel şarkılı, türkülü. Ben memnun değilim, pardon. Peki sonrasında yalan söylüyorum. Onu severken de şöyle yapıyor. Loli loli loli. Loli loli loli. Guttili guttili guttili. Yapıyorum. Ha 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 diye gülüyor. Başka şansım yok ki. Yani biz sevgili olduk ya. Sevgili olduğumuzdan beri biz sürekli böyle kottili kottili. Sıkıntıya bak ya. Yemin ediyorum burama kadar geldi ya. Stres. Peki bir aile terapisine gitmeyi düşündünüz mü? Biz mi? Niye? Yani sıkıntınız varsa çözmek için. Benim sıkıntım yok ki. O kendi kendine sıkıntı yapıyor. Oğlum niye sıkıntı yapıyorsun böyle şeyleri? Hocam o kadar birikirse vücut da sıkıntı yapar. Ne? Ne birikirse? Sıkıntılar. Tamam, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok, kot dili. Devam edelim İsmail. Çeşit çeşit insan var hocam. Buyurun. Aşkım, ne oldu ya? Damatlığını niye giymedin, ne oldu? Kustum. Sonra havluyla sildim, tekrar kustum. Sonra peçeteyle sildim, tekrar kustum. Tamam. Bir arkadaşım hala hastanede. Murat'a bu kas gevşetici verdiği için kas gevşeticiyle birlikte 2 litre saf elma sirkesini içti çocuk. Midesi deliniyordu. Öbür arkadaşım da hastanede. Bittik çocuk en son şekerleri yiyordu. Niye? Nikah şekerlerini. Midem yanıyor, midem yanıyor diyordu. Mahvettin ulan bizi. Ya tamam, tamam. Sakin olalım şimdi. Şey yapalım. Neden peki beni aramadın o zaman? Sana yeni bir damatlık bulalım biz. Bir şey yapalım ya. Bu manyak arkadaşın nikahtan önce gelenin yüzünü görmek, sesini duymak ters gelir diye telefonun içindeki sim kartlarını yuttu. Bu nasıl bir şey ya? Zor, sindirmesi çok zor. Ne yapacağız şimdi? Damatlık nereden bulacağız? Ya var var. O konuda endişe etmeyin ya. Ben zaten ne olur ne olmaz diye hepsinden, ikisinden de böyle üçer takım yaptırmıştım zaten. Allah cezanı vermesinin. Bari dün bekarlığa veda partisine geleydin. Biz evde kıvrım kıvrım kıvrınırken sen ne yaptın? Uyudun değil mi? Hayır canım, uyumadı. Benimle kınadaydı o. Ben illa çok seviyorum. Duyunca ağlıyorum diye Çile'deki yazlığına gitmiş Mithat Körler'in. İkna etmiş onu. Adam geldi sabaha kadar yüksek yüksek tepelere şarkısını söyledi adam. Bir de ağladık beraber. Of, çok üzgünüm şu an ya.
Bir an önce şu nikah kıyalım ne olur. Ben katil olmak istemiyorum. Hadi. Tamam aşkım, sakin ol, tamam. Bak geçti. Şimdi nikahımızı kıyacağız. Ondan sonra nikah kıydıktan sonra Bodrum'a gideceğiz. Orada böyle güzel bir tatil yapacağız seninle. Tamam mı? Sakin ol, hadi. Evet tamam. Ya enişte, atan da şu gerginliği evet, üzerinden tamam. Ya. Bunu çıkaralım. Bunu çıkaralım. Gideceğiz mis gibi Mersin'de balayımızı yapacağız. Her şey çok güzel olacak ve... Dur bir dakika, dur lan Mersin'i ne bizi ne diyorsun sen ya? Biz mi? Sen de mi geliyorsun? Herhalde ben de geliyorum canım. Böyle bir organizasyon kaçar mı? Ben sizin şahidinizim. Sürekli yanınızda olmam lazım. Hem zaten her şeyde hakim olmam lazım. Sen gerçekten çok ters bir adamsın. Ha. Sürekli kontrol altında tutunman lazım bence senin. Çünkü neden? Ben geçen haftalarda internet bankacılığı yaptığın siteye girdim. Şifrelerinle falan beraber. Bir baktım bir sürü gereksiz harcama yapmışsın. Bilmem nerede, bilmem kaç yıldızlı otel, bir sürü gereksiz masraf. Yani yeni evli çiftsiniz siz. Bu kadar masrafa gerek yok. O yüzden ben de onu iptal ettirdim. Mersin'de halamların devre mülküne gideceğiz. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Onlar da biraz şey gelmişler. İki oda var. O yüzden sen, ben, eniştem, torunlarla beraber bir odada kalacağız. Halamla Burcu da öyle bir odada kalacak. Çünkü halam şey dedi, hak geçmesin dedi. Ah! Ah! Ay Bur ölmedi Bur. Ah! Ay! Kuaförden tuttum getirdim Halime'yi. Allah'ım nasıl bir fön çekiş. Halime deli pedikürcü, manyak föncü, çılgın. Ona böyle hani birilerini keşfeder ya, işte ben de Halime'yi keşfettim. Artık arkanda ben varım, hiç merak etme canım. Ay abla çok teşekkür ederim. Ben gerçekten çocukluğumdan beri hep oyuncu olmak istedim. Çok sağ ol abla. Ama böyle yaptığına bakmayın. İstediği zaman öyle bir İstanbullu taklidi yapıyor ki. Bir İstanbullu yapıyor. Ya kız. Merhaba, benim adım Halime. Senin adın ne? Ay benim adım da Sinem. Allah'ım şuna bakın hele, ay dile. Ben Aziz Hoca ile konuşuyorum, tamam mı? Bu işi hallediyoruz. Hiç şey yapma, sen canını sıkma. Sağ ol. Ya sen şu benim tırnağıma şöyle bir bakım yapıversen. Hemen yapıyorum ama. Çekim mekim başlayacak, bir şey yapacağız. Aa! İçim gitti. Ay abla acıdı mı ya? Neyse ben sahnede intikam alırım. Ben de sana laf şey yaparım, oradan ödeşirsin. Ha. Katiyen olmaz efendim. Katiyen olmaz. Öyle her aklına gelen çıkıp oynayacaksa öncelik asistanım Hakan'ındır. Baksana çocuk kaç bölümdür oynuyor. Bir kere çıkıp sahneye oynayayım dedi mi ya? Hocam kız çok hevesli ya. Hem de kuaför masrafları bedavaya gelecekti. Ya kız isteyince o kadar da güzel oluyordu ama neyse artık. Ne oluyordu? Çok güzel oluyor isteyince ama neyse o artık madem. Peki öyle isteyip güzel olunca... Benle böyle bir muhabbet durumu olabilir mi? Olur olma mı? Olur olur. O zaman istesin bakalım. Ne kadar güzel oluyormuş. Görelim. Ya şu ilgiye bak nasıl kaydı? İnsanlar alemi rap pa pa pa. İnsan ilişkilerinde en önemli şey uyumdur. Var mı çift olup biz tencereyle kapağı gibiyiz? Bir elmanın iki yarısıyız. Hemen verelim mikrofonu. Biz uyumlu bir çift. Uyumlu musunuz? Uyumluyuz. Ne, yani uyumlu olduğunuzu gösteren nedir? Uyumlu olduğumuzu gösteren ikimiz de öğretmeniz. İkimiz de kitap okumayı çok seviyoruz. İkimiz de evde bir şeyler yapmaktan çok hoşlanıyoruz. Ev aktivitelerinden hoşlanıyoruz. Yani evde bilgisayar, işte evde kitap okumak.
Belki kurtarırsın say, bilgisayar, bulaşık. Evde olmayı seviyorsunuz. Evde olmayı seviyoruz genelde, evet. Bunlara bakmayın. Herkesin içi ne kadar fesat yalnız. Ha, asla. O kadar mutlu oldular ki sizin için. Ya sevmeseydiniz evde olmayı? Yani. Peki başka hangi konularda uyumlusunuz? Mesela hangi konu? Yani mesela okuduğunuz kitaplar aynı tür mü, nasıl? Okuduğumuz kitaplar aynı tür değil. Ben fizik öğretmeni olduğum için bilimsel kitaplar okuyorum. O tarih öğretmeni olduğu için hep işte tarihle ilgili, siyasi içerikli, sosyal içerikli kitaplar okuyor. İşte uyum buradan geliyor diyorsunuz. Biri evet. Sayısalcı, biri sözelci olduğu için birbirini tamamlıyor. Hı. Eşit ağırlıklı oluyorsunuz. Yani. Çok teşekkür ederiz. Var mı başka? Verelim mikrofonu. Aynı tepkileri veriyoruz mesela. İşte ne bileyim. Bir tepki verin. Mesela bir durum oldu. İşte aa evet falan aynı anda aa evet falan diyoruz böyle. Ama biz buna... Buna şu an ben de çok şaşırdım. İşte böyle oluyor. Teşekkür ederiz. Mutlu aşk yoktur belki ama uyum vardır. Çiftler arasında uyum çok önemlidir ama... Hangi konuda uyum gösterecekleri çiftlerin belli olmayabilir. İzleyelim bakalım. Evet, buyurun. Bu niye şimdi yapılıyor oğlum? Hocam şezlong bitmiş. Şezlong mu bitmiş? Oğlum siz de mi çalışıyorsunuz içeride? Şezlong bitmiş ne demek? Antalya'dan arkadaş sipariş verdik, şimdi getirdi. Yiğit doğru mu söylüyor? Hayır. Siz yakın arkadaş mısınız? Evet. Niye satıyorsun oğlum arkadaşı? Yalan çok kötü bir şeydir. Doğrusu ne? Siz geç getirdiniz. Oğlum niye beni ispiyonluyorsun? Misafirlerin önünde tartışmayalım ben. Öyle mi? Geç içeri geliyorum ben şunu. Evet. Buyursunlar. Ya olmaz olsun senin gibi baba. Olmaz olsun burnumdan getirdin ya. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Ya benim niye bitmesin çilem varmış. Allah bilir dayanamayacağım. Vallahi şunu bırakacağım şimdi. Böylece artık ya. Kızı. Yavrum niye kızdın bana yine? Niye kızdım acaba? Sen dün gece neredeydin? Yavrum dün animasyona katıldım ben. Popomla balonları patlattım. Yalan söylüyorsun. Yalan konuşuyorsun. Otelin müdürü geldi bana seni şikayet etti. Şey yapmışsın. Bütün barı içmişsin. Adam dedi hiçbir şey kalmadı dedi. Bütün her şeyi içmişsin ya. Kızım ben dertten içtim. Animasyonda puan kazanıp iyice çok moralim bozuldu. Vah. Dedim burada sınırsız yerli içki var gidim içim ama sınırsız çıktı. Çok mağdurum kızım. Mağdur musun? Lan seni Allah bildiği gibi yapsın. Bütün heriflerin yaz stoğunu bitirmişsin ya. Adam ne yapacağız diye bana soruyor. Bir şey söyleyeceğim. Sen bu şeyi nereden ayarladın? Bu ya tatili nereden buldun? Bu paraları nereden buldun? Onu de bana. Kapaklardaki fırsatı yakaladım kızım. Kapak, bin tane bira kapağı getirene bir tatil diyorlardı. Kızımı tatile götürebilmek için bin bira istedim kızım. Bak canım, yazık sana. O bin tane biranın parasını nereden buldun peki? Anı de bana, sen geri benim altınlarımı bozdurdun değil mi? Hep bütün her şeyimi sattın gene, evi de mahvettin. Boş batağındayız gene, ben biliyorum. Yok o kızım, ben o altınları yerine koyacaktım. Ben paramı artık depozitoya yatırdım. Şişedeki depozito artacak dediler. Ben oraya yatırım yaptım. Seni tamam el alemin yanında. Gel buraya. Gel buraya. El alemin yanında beni bağırtırma. Tavuz git şuradan aldı adamın asabını. Bozma vallahi çık. Ben nefret ediyorum seninle bak. Ne yapıyorsun? Güneş yağını mı yiyorsun? Ne yapıyorsun?
Kızım ben bu Güneşya'nın içine kolonya kattım, kokteyl oldu. Biraz da deniz suyu katınca aynı tekila gibi oluyor ya. Yapma lan! Yapma! Allah senin cezanı vermesin! Yavaş yavaş. Kızma babaya ne olur kızım. Dur orada öldüreceğim seni ya. Ben aile bütçemizi sarsmamak için yaptım kızım. Ne yapsaydım yani normal bir alsaydım da kızımı asperisen otalasana bıraksaydım. Allah seni bildiği gibi yapsın işte. Cebinde para vardı ben şey ver orada o parayla git. Lan git ortalı. Git oradan şey al bana yeni güneş ya. Hadi. Aslan kızım. Allah seni bildiğini. Git. Lan git. Herkes bize bakıyor ya. Küçük hanımefendi. Merhaba. 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 Babanız galiba. Olmaz olsun öyle baba. Evet, baba. Öyle demeyin ama hiç size yakışmıyor küçük hanım. Öyle şeyler konuşmayın. Güneş kreminiz yok herhalde. Benimkinden birazcık kullanabilirsiniz. Buyurun. Vallahi mi? Tabii, tabii ki. Ya. Tabii ki. Buyurun. Ne kadar iyi bir insansınız. Ne kadar tatlısınız. Vay, sizin gibi böyle insanlar kalmadı biliyorsun değil mi? Çok teşekkür ediyorum. O sizin güzelliğiniz. Çok mersi. Ama siz de çok tatlı görünüyordunuz. Böyle baba kız şakalaşıyorsunuz filan. Tatile gelmişsiniz belli. Çok hoş. Ay. Olmaz olsun onun gibi baba. Olmaz olsun. Ben kocam öldüğünden beri çok hasret kaldım bu tip aile mevhumlarına. Hiç öyle konuşmayın. Şükür edin gerçekten. Kocanız mı öldü? Öyle oldu. Darısı inşallah babamın başına. Öyle demeyin ama. Ben deminden beri bakıyorum. Güzel bir baba. Çok hoş da bir beyefendi ayrıca karakterli. Böyle baştan boya kadar bir baktım arkadan da olsa elegan bir duruşu var. Hoş. Babamı. Ne yaptın sen şimdi benim babamı beğendin mi? Yok yani öyle demeyelim ama hoş bir adam yani öyle de konuşmayın babanız hakkında. Bir şey söyleyeceğim o da dur. O da dur. Senin gibi o da dur. Aa, gerçekten. Ay çok hoş. Ama çok dul bir duruşu var belli. Değil mi? O zaman Allah'ım sonunda bana ne güldün sağ ol. Bir şey söyleyeceğim. Babanla tanışmak ister misiniz? Belki anlaşırsınız, kaynaşırsınız. Tabii neden olmasa yani sohbet ederiz. Belki bir çay içeriz. İyi, ne güzel. Bir şey olmaz. Ben gidelim. Baba! Baba! Baba gel! Geldi. Baba! Kızım vallahi ben bir şey yapmadım. Bunun faktörü atmış. İçine biraz tekila koyup faktörünü çoğaltayım dedim. Şimdi de test ediyorum kızımın ince ten dokusuna zarar verir mi diye ben bir midemin çeperlerinde deniyordum kızım. Bırak şimdi şeyinde kan bak burada bir tane şey var. Hanım abla var seni çok beğenmiş seni tanışmak istiyorum. Merhaba efendim. Ay ne tatlı. Kızım bu manyak. Ben bunca yıldır içiyorum, güzelleşemiyorum. Benim neyimi güzelleşme beğendi ben. Ya nereli beğendiyse beğenmiş sana. Allah lan! Kafanız düştü. Bize. Baba ne olur. Yani beğendiyse beğenmiştir. Sana siz hadi tanışın, kaynaşın tamam mı? Bu babam, bu da hanım. Hadi tanışın. Hadi baba hadi. Ne kızım, ne? Ben evliliğe gelemem. Ben çok özgür ruhlu bir adamım. Ya sen başlatma ruhuna hadi. baba siz kaynaşın ben de orada ayaklarımızı yazayım. Gelirken iki bira kap gel. Leblebi de bitti biraz da leblebi al gel. Kızım benim canım kızım. En sevdiğim şey denizde leblebi çektirmek. Ay aman. Merhaba efendim. Çok susadınız herhalde yarasın olsun. Ben Burcu. Ne? Siz? Ay. Siz?
Memnun oldum. Baba kız tatile geldiniz herhalde değil mi? Çok hoş, çok güzel. Ah, ben de yalnızım. Tek başıma, bir başıma. Öyle dul. Uzun zamandır yalnızım. Beraber tatile çok özeniyorum. Bravo. Ne güzelmiş işte yalnız yalnız takılı. Ben anlamam. Yalnızlık pek bilmiyorum be. Benim kızım var meyhanede. Ali var, Barış var. Lavlar Şükrü var, Keski İsmet var, Mavroş var, Kodömer'in Ömer var. Kodömer'in Ömer, Lavlar Şükrü'nün kayınpederiyle evlendi ya, ondan bir kızı var, bildin mi? Bildim, bildim efendim. Benim de arkadaşlarım ne var. Ne o ya? Tabii benim de birçok konkenden. Yani benim bir dolu arkadaşım var tabii ama aile çok başka. Yani insanın böyle bir kocası olsun, başını yastığa koysun, o çok başka. O çok ayrı bir şey değil mi? Ha? Hanımefendi, alenen bana yazıyorsunuz. Vallahi bana yazmayın hanımefendi. Bana yazmaya karşılık alamazsınız. Ben özgür ruhlu bir erkeğim. Ben de özgür ruhlu bir kadınım ama. Tabii, tabii ki. Çok özgür ruhlu bir kadınım. Beyefendi. Ben deminden beri size baştan aşağı bakıyorum. Çok elektrik aldım. Gerçekten sizden çok elektrik aldım. Belki biz bir çay içelim. Bir şans verelim. Ne dersiniz? Kalkın oradan kalkabilirsiniz. Hanımefendi, çayın ucu evliliğe gider. Evlilik alkolün önündeki en büyük engeldir. Lan! Bana! Ne ilgili ya? Bu olacağım şimdi. Ne ilgili? Evlen işte. Ne yapıyorsun kızım? Tavuk salacağım. Ne yapıyorsun? Ne? Ne yapıyorsun? Yüzüyor musun? Yüzüyorum. Başka yüzme tekniğin yok mu senin? Bu mu? Bu. Onu ne, nerenin, ne sıkıştırıyorsun bacağını? Deniz hocam buradan aşağısı işte. Başka tekniği var mı yüzme tekniği? Bu. Tamam. Tamam, devam et. Evlen, evlen de hayatın düzene girsin be. Kızım ben sana üvey anne getirmeyeyim diye dediydim. Yoksa ben evlenmek istemezdim ama üvey anne seni mahveder kızım. Ben senin iyiliğini düşürdüm diye diyordum kızım. Kızım bu kadın bana dayanamaz. Hanımefendi sen bana dayanamazsın. Ben çok içiyorum. Ama ben de sizi içiririm. Tabii tabii ki. Efendim benim rahmetli kocamdan içki dükkanları kaldı bana. Onların başındayım. Sizi de o yani dükkana davet ederim. Beraberce iki takım varız. İçki mi? İçki dükkanı mı? İçki dükkanı mı dedin? Hanımefendi, ben seni ilk gördüğümde aşık oldum o kadar. Burcu Hanım, ben sizi görünce Allah! Bir neşelendim ilk görüşte, aşık oldu ya vallahi Burcu Hanım. Bak, o ana son kokusundan anlamıştım. Ne yapıyorsunuz ama? Burcu Hanım! Burcu, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? O da beni hayvanat gibi ittirdi. Ya rol icabı cilveleşti o. Öyle cilveleşmek mi olur? Biraz kendi kontrollü değil, rol icabı cilveleşti. Gel arkadaşın yanına. Evet hocam, yanına. Cilveleştim ben. Oradaki karakterle cilveleştim. Vurmak yok. Vurmak yok. Hocam ben gerçekten risk altındayım. Arkadaşım karakterden çıkıyor yerli yersiz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. O da karaktersiz. Karakterin içinde giriliyor. Hayır, hayır, hayır. O cilveleşti o. Cilve hareketi o. Evet hocam, ben cilveleştim. Cilveleşmek zaten böyle bir şeydir. Tamam. Nerede birbirine böyle yapan insanlar görürseniz onlar... Dön buraya kızım. Tamam, çalma rol. Bırak onu. Bırak oranı. Tamam. Şimdi İsmail, affettir kendini. Durumu izah et. Burcu da anlasın. Burcu arkadaşım, ben seni cilveleş... Anlamadım. Dur bir bit... Dur, lafını bir bitirsin. Dinle, anlayacaksın bak. Bu rol icabı. Cilveleşmek böyle bir şeydir. İnsanlar böyle birbirlerini böyle böyle yaparlar. Sempatik bir şeydir o. Zaten cilveleşme, cilve deşmeden gelir.
Böyle vurduğun yeri deşersin, o da ona böyle çok hoşuna gider. Cilve deşme zamanla düşmüştür, cilveleşme olmuştur. Yani bu böyle cilveleşmeyle ilgili bir şeydir arkadaşım. İnsanlar birbirlerini çok sevince mi yapar? Çok sevince yaparlar Burcak. Kızım ne yapıyorsun? Seviyor. Anladı mı hikayeyi? Çok güzel anladı hocam. Demek o da seni seviyor. Barıştınız o zaman. Tamam. 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 Geç yerine. Oradan devam et. Burcu atlayalım ama kafamızı sokmayalım. Kafamızı sokunca ben ayılıyorum. Bütün alkol boşa gidiyor. Tamam, ben de böyle kurbağa gibi izlerim. Gelmeyin kaderime! Allah'ın kaderime! Şekerler, benim artık gitmem gerekiyor. Aziz Hoca bana çok güzel bir rol verdi. Onun çalışmam lazım. Tatlım benim. Hadi bay bay. Ya ne yapıyorsun? Görmedin mi kızdaki havaları, tavırları, kıyafeti yeni bir haller oldu. Bir konuşması falan. Ahlağı da bozuk bunun. Aha, yiyecek erkeklerimizi yiyecek. Sen hiç merak etme arkadaşım. Evdeki erkeklere hiçbir şey yapamam. Belki İsmail'e yapabilir. Ya İsmail'i kim ne yapsın? Ben bizim erkekleri diyorum. Hüseyin'den Hakkı'ya bir şey yaparsa ben bunu yolarım. Hüseyin mi? Düşünsene Hüseyin'i kıstırmış böyle. İşte aynı ben de oradayım. Hakkı'ya yaparsa diye korkuyorum. O zaman gününü görür. Şimdi İsmail, bu evdeki kızlardan bir tanesi bacım, öbürküsü yavuklum. Şimdi sen ne kadar zararsız bir tipe benzesen de neticede erkeksin. Seni en kısa zamanda baş göz edip tehlikesiz hale getirmem lazım. Bu yüzden bir abin olarak... Sen benden küçüksün Hüseyin arkadaşım. Neyse, ben şimdi bir abin olarak bu yeni kız Halime ile çıkmanı istiyorum. Ama ben kimseyle çıkamam ki. Nereden çıkılır bilmiyorum. Merak etme. Abin arkanda olacak. Ya kız kıza tatil diye bir şey var. Ne o? Kız kıza ne faaliyetler yapılır? Niye kız kıza yapılır? Şuradaki hanımefendiye ver. Kız kıza tatil yapamamak var. Ben onu anlatmak istiyorum. Babama güzel seslenmek değil. İstiyorum. İzin vermiyor. Neden izin kamera vermiyor? Şu. Baba neden yani anlamıyorum. Hani kız kıza gitmeyin ki. Hayır. Kız kıza baba neden? Yani ben çok istedim ama olmadı. İşte en fazla İstanbul'a gelebildim. Babacığımı çok seviyorum. Buradan kızmasın bana. Peki ne olabilir sence? Sakıncası ne olabilir? Yani... İki kız tatile gittiniz. İki çok sakıncalı. Hani grup olursak başarabiliriz. Eğer biri bize grup olursak neyi başarabiliriz? Ha bilmiyorum. Hani baba mantığıyla düşünmeye çalışıyorum. Neyi başarabiliriz? Her şeyi... Yani iki kişi çok şey. Hani birine bir şey olsa... Öbür sorumluluk falan ama hani bir 5-10 kişi... Ne olacağından korkuyorsunuz iki kızı? Ben bilmiyorum. Babam çok korkuyor yani. Korkmasa ben başarabilirim ama korkuyor yani. Sizce neden korkuyor? İşte o bana hep der ki sana güveniyorum, çevreye güvenmiyorum. Yani bu fix. Çevrenizde kimler var? Benim çevrem çok müsait yani ama... Neye? Demek ki babam müsait olmayabilir çevresi. Öyle mi yetişti bilmiyorum ama. Yani ben gayet müsait çevremi tanıştırıyorum babamla. Peki diyelim kalabalık kız grubuyuz. Neden korunabiliriz? Yani hani her şey her an olabilir. Devir kötü. Evet. Evet. Yani her şey olabilir. Bilemiyoruz ki nereden ne gelecek. Değil babam mi? Da bu konuda haklı şimdi adamcağız. Ben hak veriyorum. Ama çok gitmek istiyorum baba. Buradan lütfen. Ne bekliyorsun kız kıza tatilden? Kız kıza çok güzel... Eğlenilir, dertleşilir bilmem. Nasıl eğlenilir? Dans edilir. Kız kıza nasıl eğlenilir? Gece mesela ben hiç öyle bir şey olmadı da falan. hiç çıkmadım dışarı ama gerçekten. Gündüz eğlenilir, piknik yapılır, efendi kitap okunur, yani, ders çalışılır. Kız kıza kitap okunur kız ne kız kıza kitap okunur, ne yapılacak ya? Yanında kızı... Başka ne yapılır? Neden beni borcunu bırakıyorsun?
Sen olsan ben de yollamam bunu. Evet. İki dakikada çemkirmeye başladı ya. Kız kıza nereye gitmek isterdiniz? Ay, Bodrum güzel olurdu mesela. Antalya güzel olurdu. Niye? Ne yapardınız orada? Değişiklik. Mesela? Diyelim gittiniz. Heh. Ben izin verdim, gittiniz. Ay. Erkenden yatılır, sabah erken kalkılır ki denize girelim. Denize girdikten sonra bütün aktivite, sabah aktivitelerine katılınır. Tenis, voleybol. Akşam yemeğe geç kalınmaz çünkü akşam erken eve gidilmeli. Ev nereye ya? Otel, özür dilerim. Ben hiç öyle olmadı, ev aklıma geldi daha çok. Ağızda alışkanlık yok. Öyle oldu, yani öyle yapılır. Erken otele gidip yemeğinizi yiyorsunuz. Tabii ki. Sonra? Sonra otele. Dokuz oldu. Otelde yemeği yediniz. Dokuzda hava kararıyor. Otelde yemeği yediniz sonra? Evet, sonra odaya açtı. Uyuyacağız, ne yapacağız? Yemeğin üstüne uyumayın hemen. İyi değil. Ay işte bir saat yürüyüş belki o da. Nerede yürüyeceksiniz? İşte çok açılmadan. Odanın oralı. Odanın oralı. Demek voleybol, tenis oynayıp 9'da yatmak için Bodrum'a gitmek istiyorsunuz. Nerede oturuyorsunuz? Çorlu'da oturuyorum ben. Çorlu'dan geldim. Apar topar böyle işte sizi izlemeye. Niye geldiniz? Siz izlemeye. Bizi izlemeye geldiniz. Çorlu'dan buraya. Tabii. Güzel. Evet. Kız kıza mı geldiniz? İki kişi. Tamam, sen ver mikrofonu. Tehlikeli tamam, olmaya başladın. Şurada bir hanımefendi vardı. Biz kız kıza Bodrum'da tatil yaptık. Yani... Anlatın, kessin kendini orada. Nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Rahat rahat hareket ediyorsun, istediğin gibi giyiniyorsun. Rahat rahat hareket nasıl ediyorsunuz mesela? Ya mesela evde bir erkek olduğun daha mı esnek oluyorsunuz Bodrum'da? Evet, daha bir esnek oluyorsun. Güneş yanıkları olmuyor, rahat rahat güneşleniyorsun. Değil mi? Bodrum'da güneş ne arasın? Doğru. Hayır yani. Yani iz olmuyor. Niye iz olmuyor? Ya oynuyorsun işte, arkana bağlıyorsun. Yani burada iz de olmuyor. Bunları bir de kız kıza tatilde yapabilirsiniz. Herkes kız değil mi orada? Teras var. Ne yapıyorsunuz birbirinizin bikinisiyle mi oynuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Teras var. Teras var. Nerede o teras? Evde. Bodrum'da eviniz mi var? Evet. Neresinde? Turgut Reis. Hangi sokak? Efendim Hakkı, tamam alıyorum. Alıyorum. Var mı erkek arkadaşın? Yok. Ne bu? Karnabahar gibi geziyor ya. Peki, yani erkek erkeğe de tatile çıkılıyor ama o mecburiyetten tabii. Olmayınca ne yapacaksın? Kankanı çağırıyor. İzleyelim bakalım nasıl oluyormuş. Ay Burcu. Ay. Ah çok yoruldum. Ay bayılacağım şimdi. Ay bu Bodrum'a sıcağı. Evet. Ay otur şöyle iki dakika bir çay bir şey içelim be. Ay. Oh. İyi oldu be. Ha? Ay vallahi varislerim, bacaklarım şişim şişti be. Ay bir şey olmaz sana, bir şey olmaz. Sen o altı kocanın yedincisi de bulmadan, onu gömmeden bir şey olmaz sana. Yedi bela Burcu. Aman be, bana koca deyip durma be. Koca. Bıktım. Kocaymış. Koca. Safi dert. Olsa şimdi burada. Yok oraya baktın, yok buraya baktın, yok benimle ne? Yok onu kestin, bunu kestin. Boş ver kızım, bizi başımız rahat. En güzeli kız kıza tatil. Yok be, öyle de değil. Şimdi olsaydı başımızda şöyle iki tane centilmen diyeyim sana. Şöyle tutsaydı elimizden, sahili gezdirseydi, ne bileyim bir şarkı, bir ateş mi ateş yaksaydık eskisi gibi geçtik falan. Güzel, bir dondurması böyle ısmarlasa fena mı olurdu be? Aman be, yok kalsın dondurması da onun olsun, her şey de onun olsun bak. Erkek diyorsun, benim böyle
Cinlerim şimdiden tepeme çıkıyor sırf konuşunca bile. Boş ver ama bırak gitsin be. Ya kızım. İstemez vallahi Burcu. Çekemem. Çekemem. Bak şu Bodrum Kalesi durduğu yerde duruyor. Ne bir gitmişliğimiz var ne onun bize bir geldiği var. Ben merak ediyorum kim yapmış, neden yapmış, ne. Ben merak ediyorum ama biri olsaydı tutup götürseydi. Güzel olurdu ama. Boş ver boş ver böyle. Hanımefendi buranın. Tarihi öyküsünü öğrenmek istemez mi ya? Ay. Ay. Erkek varmış be. O kadar erkek gitti de daha sonra erkek. Çektik. Çektik. Diye diye çektik. Sekrot. Bir şey. Merhaba. Merhaba. Vallahi merhaba. Merak ettik biz. Tam da onu konuşuyorduk. Bodrum Kalesi falan. Tarihini merak ettik. Vallahi neymiş acaba? Anlatayım efendim. 600 yıl önce bir Temmuz sabahı. Bodrum. Sıcak. Yanıyor Bodrum. Tabii tabii. Küçük bir çocuk koşturuyor yoldan. Çık 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 çık. Balık pazarına doğru gidiyor. Nereye gidiyor bu çocuk ya? Bir balıkçı amca geliyor yolda. Balıkçı amca, balıkçı amca. Şövalyeler geldi Bodrum'a diyor. Balıkçı amca kızıyor. İşte herkes at. Güneş belinde kesmiş. Çocuğa bir koyuyor. Çocuk uçuyor gidiyor çocuk. 5 dakika sonra geri geliyor. Ağlıyor, yanılmış. Çocuk. Amca, amca neden vurdun bana diyor. Neden? Amcanın tepesi iyice atıyor. Ye çocuğun ucunu ne basıyor? Çocuk mu art? Çocuğa basıyor. Çocuğa... Tabii tabii. O nasıl hikaye? Ay ne biçim hikaye vallahi. Şerbet gibi anlatıyor. Söyle Azizciğim. Çocuğa mı takıldın? Oğlum nerede buldun bu tipi? Orijinal ben kendim buldum onu. Böyle biri yok mu? Ya var böyle çok büyük bir insan da. Ne yapıyor hikayeler mi anlatıyor? Hikayeler anlatıyor, kitaplar yazıyor. Birinden feyz aldın, çalıştın. Tabii tabii birinden feyz aldım. Tamam. Açıklayayım mı? Bilmem. Daniel Craig bu. Evet. Kim bu? Kim bu? Saygılar, selamlar kendisine. Geliyorum ben. Girdim şimdi. Girdim bile. Bunu duyan Bodrum kaymakamı tırsıyor. Heyecanlanıyor. Nasıl heyecanlanmasın ya? Şövalyeler gelmiş şehre. Yusuf atıyor 3.5. Hemen merkeze geliyor. Şövalyeleri görmeye. Bodrum kaymakamı. Aa, kaymakam mı? Tabii tabii, kaymakam geliyor. 600 yıl evvel kaymakam. Tabii tabii. 600 yıl evvel kaymakam, Bodrum kaymakamı. Geliyor şövalyelerin yanına. Nasılsınız efendim, hoş geldiniz diyor. Ezmeye biziliyor. Aman efendim diyor, hoş geldiniz diyor. Ezmeye yalakalık yapıyor onlara. Çupra vereyim mi diyor, rakı vereyim mi diyor. Şövalyeler sıkılıyor. Sıkılıyor şövalyeler. Hans var, şövalyelerin başı 1.90. Uzun boylu, kral gibi bir adam. Kaymakama gıcık oluyor. Bir koyuyor buna. Uçuyor gidiyor kaymakam. Kaymakama koy. Tabii tabii. 5 dakika sonra geri geliyor. Çık 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 çık. Ne yordu bana diyor ya. Hans iyice deliriyor. Daş diye bir basıyor bunun üstüne. Ne oluyor be? Kaymakam artık kaymak falan değil. Perdi çıkıyor. Aziz. Perişan oluyor ya. Ay. Tabii. Çok ilginç hikaye ya. Sonra tabii. Ne oluyor? Sonrasında Hans çok sinirli bir adam. Bu arada iri bir adam. Üstünde body var. Baklava baklava böyle. Ay. Burası çıkık. Müthiş bir adam. Kral gibi bir adam. Ay. Saçlar jöleli yapıştırmış böyle. Bodrum'da geziyor. Ay çok tatlı be. Hans tuttu onu. Ha. Özellikle... Çünkü özellikle kız kıza gelenlere iş affetmiyor. Ne yapsın adam ya? Gelmiş Bodrum'a ne yapacak? Manyak mı ya? Tek başına ne yapsın orada? Koskoca şövalye, iri. Ama Hans çok sinirli. Sebebi ne biliyor musunuz? Nereden bileceksin? Bodrum köylüleri çevresini toplanıyor Hans'ın. Tabii. Merak ediyorlar çünkü. Görmemişler. Merak bakıyor orada bir adama. Sinirlendiriyor. Hepsi merak ediyor. Anam nasıl bir şey lan bu? Nasıl bir şey lan? Böyle adam mı olur lan? Anam demir adam lan bu nasıl bir şey diyor lan? Yürü lan kaçın kaçın aile diyor diyor. Bak, bak şimdi. Hans sinirleniyor. Al buna bak diyor. Varsa bak sen. Kolay sen sinirlenmez misin ya? Ya. Sana dokunsalar sinirlenmez misin ya? Ben sinirlenmem. Aklını yırtarım. Ben sinirlenmem. Dokunsalar da hiç ağzımı açtırmam. Ve Hans tek bir işaretiyle kolunu kaldırıyor. Kalabalığı açıyor. Açıyor ve yarıyor ve arkadan o güne kadar Bodrum'un hiç görmediği, hiç tanık olmadığı bir şey geliyor. Kocaman bir şey. Bütün Bodrum halkı çıldırıyor. Saçını başını yolanlar, kıyafetlerini yolanlar, donları da indirenler. Çırılçıplak oluyor Bodrum halkı. Herkes çırılçıplak. Ay neymiş bu arkadan gelen kuduracağım meraktan o. Hans da
Yoksa da kaldı aklım böyle. Anlatacağım, anlatacağım. Ha. Büyük olan ne, o büyük gelen ne arkadan Allah için. Ve işte. Sadece iki şövalyenin çektiği. Evet. O kocaman şey ne biliyor musunuz? Ne? Tulum altı. Yok artık ya. Yok artık. Bodrum'da. Bodrum'da. İşte o tulum altının tahtalarından Bodrum Kalesi'nin iskelesinin yapımında kullanılıyor. Ha. O tulum altının tahtaları. Tahtaları. Ve oradan düşen, arkadaşlar oradan düşen, bakın çok önemli şeyler bunlar. Dinleyin bunları. Sevgi dolu hikayeler bunlar. Oradan düşen küçük böyle çiviler var. Bir küçük çocuk topluyor onları. Çivili. Ve nalbura satıyor. Hayır, oradan kazandığı paralarla okuyup kim oluyor biliyor musunuz? Kim o çocuk? Fedon oluyor. Fedon mu oluyor? Anadolu tarihi. Bitmedi ya. Allah. Ve işte bizim Hans'ın ezdiği kaymakam hırs yapıyor, orada kalkıyor. Kim oluyor biliyor musunuz? Kim? İmparator Neron oluyor. Allah'ım ya Rabbim ya, bu nasıl bir hikaye? Allah Allah. Ve donunu indiren köylülerden bir tanesi de Paris Hilton oluyor. Değil, bir daha kaldırmıyor. Hoşuna gidiyor demek, onunla gidiyor. Ama ya hakikaten çok ilginç. Anadolu tarihi Bodrum'dan mı çıkmış? Hepsi Bodrum'dan çıkıyor. Hepsi. Bütün her şey. Zaten uygarlık orada başlıyor, Bodrum'da. Ay beyefendi. Vallahi ansiklopedi gibi adamsınız. Vallahi helal olsun. Vallahi billahi. Hayran oldum. Sağ olun efendim. Ben hayran da oldum, sen de mi oldun? Ben de oldum, benim neyim eksik? Bir şey... Buyurun. İsminizi bahşetmediniz bize ama bu kadar hikayenin şeyinde. Efendim çok özür diliyorum. Hakkı efendim, 7 Kasım 1945. Hava buz gibi, soğuk. Ama kestaneler sıcacık. Tabii. Ve dayım... Benim doğduğum gece kestaneden elini yakıyor, hastaneye doğru koştururken foseptik çukuruna düşüyor. Ve dayımın ismini bana veriyorlar. Hakkı oluyorum ben. Ay çok ilginç Hakkı ya. Hakkı Beyciğim. Vallahi bir Hakkı yeterdi ama böyle güzel de onu da güzelce anlattınız. Sizi yakinen tanımış olduk. Çok da memnun olduk. Ben de Sinem efendim. Çok memnun oldum efendim. Hakkı Bey! Buyurun. Hakkı Beyciğim, siz şimdi terlediniz. Çok Bodrum havası, yapış yapış haber adamı. İleride diyorum Roma dondurmacısı var. 2 top dondurma atalım mı orada? Tabii 2 top atarız. Atalım. Ama ondan önce size Roma dondurmasının hikayesini anlatmak isterim. Olur. 6 milyon! Bir dakika. Şimdi Roma'nın hikayesinden önce ben size... 6 kocasını gömen bir kadının hikayesini anlatmak istiyorum. Acaba merak ettiniz mi o hanımın hikayesini? 6 kocasını gömen bir hanım. Çok Anadolu tarihinden sonra 6 koca hakkı yedi... Ya 93? Aylardan Kasım. Tabii. 16. Bir tane adam, adı Hamdi. Evinde yatıyor adam, hasta olmuş. Ölüm döşeğinde adamcağız. Karısı yok. Karısı gitmiş. Çık çık çık. Geziyor bir yerler. Bravo. Bizi hikayeyi anlatıyor. Bravo. Karısı gitmiş. Diğerlerde geziyor adamcağız, hasta. Karım nerede diyor. Kadın yok. Tarabya sırtlarında artık başka bir adamla fingirdeşiyor. Yazıklar olsun. Demez misin sen o yazıklar olsun? İşte bu kadın bizim Burcu ya. Buyurun. Bu. Yala. Tabii. İnanmıyorum. Bayağı. Çok güzel. Girmek misiniz koluma? Girelim tabii. İşte. Oldu. Oldu, görüşmek yalan üzere. Yalan mı? Yalan mı? Alcan olsun. Hadi iyi günlerde. Oldu. Orada onu gömdü. 6 tane kocayı. Çok güzel. Ben buna şahidim. Harika tarih bilgiler. Ay soğumamış sıcacık. Bravo. Bundan anladığımız kıssadan hissedir ki... Bir erkek. Ne oldu kızım? Hatırlayamıyor. Neyi hatırlamıyor? Lafı mı? Araya giren erkekler bitmedikçe... Ama bu en önemlisi final lafı ya. Bütün öğreti burada. Dur dinle, ağlama hemen.
Araya giren erkekler bitmedikçe tekrar et. Araya giren erkekler bitmedikçe. Kız kıza tatil olmazmış arkadaş. Kız kıza tatil olmazmış arkadaş. Şimdi hepsini söyle. Araya giren tatil olmamış. Hayır. Kız kıza kimse kimseye bakmazmış. Peki niye ağlıyorsun? Çok üzüldüm şu an. Niye? İşte yapamadım. Yaptın olsun. Unuttum. Çok özür dilerim. Estağfurullah ya. Tamam ağlam. Dur kızım. Gel sana Roma dondurması ısmarlayayım. Hayır bak ben şimdi soldan gireyim ondan sonra tamam mı? Oğlum sen sahnedesin zaten. E tamam ben çıkar girerim ya. Hocam bunu da ben oynayayım ne olur ya. Vallahi bak dert nedir yaparım ben burada. Oğlum ne dert nedir ya. Kapıcı oynuyorsun kapıcı. Hakkı abla yapayım Hakkı abla. Ha? Yavrum çöpleri alıp gideceğim çocuğum. Alacağım çöpleri gideceğim. Al çöpleri ver bana Aziz. Çöpleri alacağım. Çöpleri alan ne? Bir bu eksik. Vereceğim mi çöpleri Aziz? Vereceğim ben sana. Allah aşkına geldi çöpleri alacağım tamam, gideceğim. Tamam saçmalama ya. Tamam. Bak oğlum bak git. Yapma tamam onu yapma artık. Et yaptık onu 50 kere. Allah'ım yarabbim ya. Ne olacak? Oğlum senin bu kişinin. İsmail sufle veriyorum ha. Sufle vereyim yer misin? Yok sağ ol. Lan öyle değil salak. Allah Allah. De ki ben kadının hasını bir bakışta anlarım. Sen de harbi kadınmışsın. Çok sevdim seni de. Sen kadının hasıymışsın. Has kızmışsın sen. Nereden anladın? Çünkü kadının hası derinlerde gizlidir. Derinler kadının gözlerinde bellidir. Kadın dediğin derinlerde olur. Yüzeysellik kadınsı değil erkeksi bir özelliktir. Ay. Ne kadar tatlısın. Vay şerefsiz biliyormuş ya zaten bu. Arkadaşım bakar mısın? Sen ne ırz düşmanı çıktın ya? Gelmişsin erkeklerimize bak neler neler bakar mısın? Hadi. Hadi ya? Kendi mahallende oyna kendi mahallende. Bana devireceğim. Çevireceğim şimdi. Tanmıyor musun sen? Hayır ben erkeşim. Git kendi mahallende git. Erkeklerimiz var. Ya Mustafa'm gidiyordu evden biz gelmeseydik ya. Bir ara gelmeyeceksiniz diye o kadar telaşlandım ki sormayın. İyi misin? Sormayın. İyisin. İlk randevu önemlidir. Çoğumuz lise yıllarında, daha hızlılarımız ortaokul yıllarında ilk randevularını gerçekleştirdiler, yaşadılar efendim. Var mı ilk randevusunu paylaşacak olan bizle? Verelim mikrofonu. Merhaba. Merhaba. İlk randevum değil de şu anda ayrı olduğum kız arkadaşımdan biraz bahsetmek istiyorum. 3 yıl kadar beraber. Onunla hani... Kırık kalpleri onarıyoruz. Onunla ilk randevumuz nasıl oldu onu anlatacaktım. Benim ekibimde çalışıyordu iş yerinde ve eğer beni istemezse iş yerinde ciddi bir sorun bu. Çünkü bir sonraki gün aynı iş yerinde çalışmaya devam edeceğiz. Ve ben sapık muamelesi göreceğim ondan sonra. Bu da ciddi bir sorun teşkil ediyor. Mesela ilk sinemaya gittiğimizde çantasını yere koydu, alıp aramıza koydum. Ve aramızda... Benim sağım solum belli olmaz bir sonuçta. Tabii ki öyle değil. Yani söylemeye çalıştığım şey şuydu, benim niyetim kötü bak, değil. Benim öyle bile kulağıma falan... iyi gelmedi, net söyleyeyim onu ya. Kız kendi öyle güvenmiş bir şey dememiş yani. Yani en azından ben kendimi net bir şekilde belli ettiğimi düşündüm. O da yani en azından... Yani onu... bak şuradan çıkan şey bu imaj. Bu çantayı çekersen... gibi bir şey olmuş bence. Ya benim amacım farklı değildi. Bir kez daha söylüyorum altını çizerek beni yanlış anlamasın diye. Niyetimin farklı ciddi olduğunu belirtmek için, mesafeli durabilmek için o tür bir şey yapmıştım. Evet. Ne oldu da bitti? Aynı işlerinde çalışmak biraz zor yani yüz yüze devamlı. Aynı ekibin içerisinde. Çirkin yüzünü gördüm diyorsun. Yok şimdi arkasından. Bunu yayınlayacaksınız. Kötü bir şey söylemek istemiyorum. Kırıcı efendim?
Yüzüne söylüyorsunuz şu anda arkasından. Yani bilmiyorum. Belki de devam eder, Allah korusun bir şey olur şimdi. Bunlar, bunlar da bizim yani başımıza bela olmasın. Yani devam ederse beyefendinin yanlış bir niyeti yok. Biz şahidiz. Yok, o beni anladı. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şu ilk randevularda tabii hep kulaktan duyma dolma bilgilerle biz yürütürüz o randevuyu, o buluşmayı. Çünkü adam bilmiyor ki evden mi alacak, eve mi bırakacak, ne yiyecekler, yemek yiyecekler mi? Ne bileyim, domates çorbası içerse kaşarı uzar mı, değil mi? Bir sürü sıkıntı var ilk randevuda. Kulaktan dolma bilgilerle o randevuyu geçiştiriyor, o randevuyu gerçekleştiriyor. Yani nedir ilk randevu efendim? İlk randevu bir keşiftir. İzleyelim bakalım nasıl oluyor. Buyurun. Oturabiliriz. Tamam. Hadi oturalım. Oha kızım, manyak mısınız ya? Hayret bir şey ya. 5 lira çay burada. Buraya niye oturuyoruz biz ya? Hemen yani 5 lira sonuçta ucuz bir şey. Niye oturamıyoruz? Tabii canım, sizin için ucuz. Hiç hesap edemediğiniz için. Hep ucuz zaten. Hepsi ucuz geliyor size tabii. Normal yani sizin için. Ya tamam, biz buraya oturuyoruz, tamam mı? Biz şimdi lavaboya gidiyoruz. Birazdan geri geleceğiz. Evet, biz lavaboya gidiyoruz. Birazdan geri geleceğiz. Barca! Sen... Ay, inanmıyorum ya. Böyle bir şey olamaz ya. Normalde anneleri evde çay yapsalar içme... Anam sesim güzel, anam gitti, geri gitti ya. Geri gitti ya, of. Şuna bak ya. Oğlum var ya, sen var kesinlikle plan falan anlamıyorsun oğlum. Efendim hocam. Bak, özlemişler seni. Evet hocam. Ne gibi araştırmalarla geldin bugün? Bu bölümde çok araştırdım hocam. Ergenleri araştırdım. Öyle mi? Nasıllarmış? Çok ergen geliyorlarmış hocam. Nereye? Ne? İşe ergen saatte geliyorlarmış. Çalışıyorlar mı ergenler? Çok çalışıyorlar hocam, çok çalışkanlar. Özellikle bizim Türk ergenlerimiz çok çalışıyorlar hocam. Başka ne gibi özellikleri var ergenleri? Korkası. Bir takım nasıl korkası fiziksel yapıyor? Bozukluklar sağ... oluyor hocam. Nasıl fiziksel bozukluk? Yani eğer sağ ellerini kullanıyorlarsa sağ ellerinin kasları... Ne yaparken? Yazı yazarken ne yaparken olacak hocam? Yazı yazıyorlar ya. Daha doğrusu imza atarken... İmza evet hocam. Nereye yani, atıyorlar imzayı? Nereye bulurlarsa atarlar. Boş kağıt görmesinler, ergenler hemen imza atmak isterler. Ne söyleyecektin? Tenis oynayanlar mesela sağ elini kullanıyorlarsa vuruyorlar ya, böyle yaptıklarını hep böyle bu kol kullanmaktan diğerinden daha farklıdır, daha güçlüdür. Ergenlerde de öyle bir durum var. Ama tenis oynayanlar bayağı antrenman yapıyor, bayağı çalışıyorlar. Bunlar da günde artık kaç kere antrenman yapıyor? Oğlum başka özelliği yok mu bu ergenlerin? Başka ben yok buradan... benim bildiğim. Hocam... En azından bizim ergenliğimizde yoktu. Ben buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Lütfen tenis oynamayın. Tenis... Niye oğlum, niye? Tenis oynamak çok hoş bir şey değil hocam yani. Tenis kulüpleri oluyor. İnsanlar tenis kulüplerine gidiyorlar. Orada tenis oynuyorlar. Hiç hoş değil tenis oynamak. Şimdi Hülya Uşar duyarsa ne yapacak? Hülya Hanım çok saygılar, hürmetler. Biz sizi çok araştırıyoruz. Selamı esirgemek olmaz tabii. Tamam. Merhaba Hülya Hanım, ne yaptın? Sen de bir selam söyle, tam olsun. Ben anne Kornikova'ya. Yo, bırak da tenisi. Beni hiç ilgilendirmiyor. Tenisiyle alakam yok benim. Benim şu hani tenis oynarken bağırıyorum. Ay! Ay! Beni o kısmı ilgilendiriyor. Sen... Ben orada gözümü kapatıyorum zaten. Film burada dönüyor. Tenis maçlarını dinliyorsun yani, tabii seyretmiyorsun. Canım.
Peki bir daha girelim o zaman. Var mı? Ekleyeceğin bir şey var mı? Ekleme yapacağım mı? Yok, zaten gerekli şeyleri, araştırmalı konularını biz tekst içerisinde çözümledik. Bıyık çok güzel olmuş. Niye bıraktın? Kendiliğinden çıktı hocam. Gerçekten. Tamam da yani sen kessen çıkmaz. Yani bu kadar uzanmaz o anlamda diyorum. Hocam şimdi ben araştırdım. Evet, bu ergenin boyu ufakmış hocam. Sınıfındaki en ufak boylu ergen buymuş. O yüzden doping almış. Fakat boyu aynı kalınmasına rağmen vücudu kıllanmış birden. Yani buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Lütfen doping kullanmayın. Hocam bir de bir şey daha söyleyeyim. Testosteron ütüllenme yapar. Evet hocam. Hadi. Çıkıp bir daha girin siz. Sen tak kulaklığı. Ne demek istediğinizi çok iyi anladım hocam. Lütfen izleyin. Ya tamam, senin olsun. Oğlum var ya, senin bilardodan falan anladığın yok ya. Oğlum bir kere bilardo fizik kurallarına göre oynanıyor, tamam mı? Bunların hepsi açı maçı işleri yani. Oğlum açı mı? Tabii. Oğlum fizik dersinde hiç görmedim mi lan? Açı, ortay, dik üçgen, subliminal 5, ökertoy hücre. Bunları hiç görmüyor musun? Oğlum açı benim işim lan, manyak mısın? Sen fizikten kaç çektin lan? Kaç çektin oğlum sen fizikten? Tam iki netim var. Ha! 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 Ben 3 çektim oğlum. 30'da 3 çektim. Aa, hakkı değil mi lan bu? Hakkını vermek lazım. Gerçekten hakkı. Aşkım, aşkım senin ellerin benimkinden daha nasırlı ya. Ne oluyor ya? Ya oğlum kızım, bir gidin artık hayatımdan ya. Ne yapıyorsun lan, çılgın romantik. Sana ne oğlum, ne yapıyorsam yapıyorum ya. Allah Allah. Oğlum varsa bir durum yapalım, açık otururum. Oğlum bir gidin hayatımdan ya. Bir gidin, bir çıkın oğlum hayatımdan. Lan bak ya, bir manita yaptı, bir tarafları kalktı ya bunun da. Herhalde manita yapınca bir tarafların kalkacak tabii. Ne yapacak başka? Oğlum her bir yanın ayrı ayrı oynuyor. Ne oluyor lan? Ne ayaksın? Ne için oğlum ha? Ne ayaksın oğlum? Niçin? Ne oluyor oğlum? Ne için olacak? Sen hiç bir kızın elini tuttun mu oğlum? O yumuşaklığı hissettin mi birader? Ha? Günde 28 tane mesaj attın mı? Gece uyudun mu diye mesaj attın mı? Bebek taklidi yaptığı zaman onu sevmekle nefret etmek arasında kaldın mı birader? Hayret bir şey ya. Tabii satacağım oğlum. Çok güzel şeyler lan bunlar. Harbiden güzel şeyler mi lan? Herhalde oğlum. Oğlum çok yumuşak elleri var, çok güzel lan. Ellerini mi elledin lan? Oğlum elledim tabii, manyak mısın? Yumuşak böyle mıydı lan? Kanka var ya, böyle peluş bebek gibi ya. Oo. Oğlum ya, sonra ne yaptım biliyor musun? Ya bu gereksizler nereden çıktı ya? Bunlar niye getirdik şimdi? Hemen yanlarına gitmeyelim, havalanmasınlar, tamam mı? Biraz bekleyelim burada. Gezekalı. Oğlum geldiler de gidin artık, Allah aşkına gidin ya. Oğlum iki kişi lan bunlar, ben hayatta gitmem. Biri benim. Birader gidin hadi. Bana bak, bana gitme oğlum. Bu sinemi de bana yapalım mı kanka? Oğlum ben gördüm lan, ben birim. Oğlum beni ilgilendirmiyor ya. Herkes kendi işini kendi görsün birader. Ya 18 yıldır kendi işimizi kendimiz görüyoruz zaten. Artık burama kadar geldi. Oğlum bak bir şey söyleyeyim mi ben sana? Ben sana bir tane tüyo vereyim, tamam mı? Sinem böyle esprili erkeklerden hoşlanır yani, anladın mı? Tamam hani? Kanka espri benim işim ya. Aşkım ne haber? Ya lan mısın ya? Pardon ya aşkım. Ya salak ne yapıyorsun? Ya arkadaşlar geldi şimdi, 2 dakika sonra falan gidecekler yani onlar. Merhaba. Merhaba. Ne haber? Merhaba. Ya biz de tam izlediğimiz bir film vardı. onu konuşuyorduk Hüseyin'le ya. Aa, ne tarz film izliyorsunuz? Böyle kızlı olanlı. Konulu. Böyle romantik. Kız oğlanı öpüyor, oğlan ölüyor. Ya. Böyle aşklı film yani. Ben de o filmi izledim geçen ya. O film çok fena. Ben de ağladım deli gibi. O kadar bekledim ki keşke bir omuz olsa da koysam dedim başımı. Bir şey soracağım Sinem. Hangi film? Ben ölecekmişim. Ne? Ben ölüyormuşum ya. Sen ölüyor musun? Ya bir şey soracağım. Ölürsem cenaze namazımı Jack Nicholson. Ya! Espri hep espri yapıyorum ben. Jack Nicholson abi. Ben koşalım diyorum. Gerard Depardieu. Depardieu.
Dur. Bak, en güzel çay nerede içilir? Bilmiyorum. Nerede? Çay bardağında. Bardağında abi, çok iyi ya. Bak, yangın dolabını açarsan ne olur? Ne olur? Yank çok kızar. dinle. Taşıma suyla niye değirmen dönmez? Niye dönmez? Çünkü taşıma su küçük bir Japon kızıdır. Taşıma su! Bir dakika. Beceriksiz kertenkeleye ne denir? Beceriksiz. Kertemeyekele. Bak. İyi ya. Sen kelemeye. Bak. Elma diskoya niye gider? Ne? Kurtlarını dökmeye. Çok iyi ya. Ya çok komik ya. Ya sen hiç böyle şakalar bilmiyor musun? Ha? Senin bu söylediğine kim inanır? Kadir, hiç komik değil. Bir dakika, ben öyle bir şey söylemeyecektim ya. Allah Allah, kimse inanmaz diyecek. Oğlum bir gidin ya. Bir sıkın ağzımdan ya. Başlayın artık her şakalarınıza ya. Ya dinle. Mahvettiniz oğlum hayatımı ya. En şanslı C nedir, en şanslı C? Ne? Komik bir şey ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Odile, akşamki konsere ben 4 tane bilet var ha. Ne? Ne? Hangi çiz bilet kalmamıştı o konseye? Ben onu duyunca ağladım. Ya bir dakika, ben sana ayrılıyorum o zaman. Başka nasıl bilet, ya ben de gelebilir miyim? Benim BKM'de... Bir dakika, ne oluyor ya Burcu, ne oluyor ya? Benim BKM'de akrabalarım var. Oha ya, bilet bulabilirsiniz ya. Yani. Var bilet. Ya benim biletim var. Yani eğer istersen benimle gelebilirsin Burcu. Abi ne oluyor, bir şey, ne yapıyorsun? Ayıp oluyor birader ya. Kanka kusura bakma, 4 tane var. Ne yapayım? Bir dakika düşüneyim. Tam geliyorum. Kızım ne oluyor, ne yapıyorsun ya? Niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Ne yapayım, sende bilet yok. Bir şekilde sevgilinin görevlerini yerine getiremeden. O yüzden ben... Para mı bıraktın lan Allahsız? Para mı bırak? Aa, düzeldi sesim güzel. Lan gene gitti ya, gene gitti sesim ya. Bir şey söyleyeceğim Burcu, istersen koluma girebilirsin. Oha. Anam. Bir dakika, bir şey konuşabilir miyim? Ya çok iyi ya, zaten konsere gidelim abi. Kızım gitmeyin var ya, elleyecek sizi bunlar, elleyecekler sizi. Siz ödeksiniz yani. Gitar çalmayı öğrendim ben, Burcu bak. Gözlerimden akan gibi yaşlar. Burcu! Hakkı. Ne var oğlum? Sana Bet'in selamı var. Hangi Bet oğlum? Elizabeth! Ya, hayır şey ya. Yazdırmadı adam arkadaş bana ya. Ya şimdi bak mesela. Ya örnek veriyorum. Benzemez kimse sana diye program çıktı. Lokum gibi program ya. Ne güzel işte, oradaki insanlar mesela gidiyorlar dünya starlarına falan benziyorlar. İsteyen mesela orada Madonna oluyor. Kimisi mesela Jennifer Lopez oluyor. Mesela şimdi bizde misal Sinem Justin Bieber olsa fena mı olur? I wanna be your boyfriend. Olmadı girlfriend. Oh baby baby. I am Justin Bieber! Fena mı olur Hüseyin, bir Lady Gaga olsa? Bu ne lan? Ya da fena mı olur ya İsmail, bir Lady Gaga olsa? Bana Yaşar Gaga olacağını demişlerdi ama... Ya Aziz Hoca... Aziz Hocam, fena mı olurdu Aziz Hocam, bir Lady Gaga olsa? Ne eksiği var onun ondan? Oğlum saçmalama lan! Bakma bana. Hanımefendi, siz sonradan geldiniz. Lütfen Lady Gaga sırası buradan başlıyor. Şuraya geçin. Hayır, ben Lady Gaga değil. Zerrin Özer'im, bakın. Fenerbahçe, burma. Yar. Abi kızım, boğazına bir şey kaçtı. Ana ölüyor. İyi misin? Su getir, su. Ben mi? Ay, ben tabii ki her zaman kralları oynarım. James Brown'la başlayalım. Ben yine her zamankinden alayım ya. Çok teşekkür ederim.
Yaz geldi, aşırı sıcaklar kendini göstermeye başladı ve ne oldu? Tabii çalışanları da tatil planı yapma telaşı sardı, öyle değil mi? Neyse bakalım biz bu tatil planlamasını nasıl işlemişiz, seyredelim görelim. Buyurun. Sinem Hanım, bir şey sormak istiyorum. Siz bu takım elbisenin içinde terlemiyor musunuz? Halimeciğim, Halimeciğim. Şimdi iş kadını dediğin her daim böyle takım elbisesini giyer. Seni gibi böyle cıvıl cıvıl, böyle aşırı renk cümbüşü saç, böyle açık saçık, pörttürtmeli bırttırtmalı şeyler giymez. Tamam mı? Ben 25 yıldır iş kadınıyım. Ben iş yapıyorum, sen iş atıyorsun. Farklı yani. 25 yıldır takım elbise giydim. Bir 25 yıl daha giyerim. Doymuyorum çalışmaya diyorsunuz yani. Canım efendim? Yani diyorum ki emeklilik diyorum, emeklilik. Şöyle bir sahil kasabasına yerleşsiniz. Domates, patates eksiniz. Yani diyorum, öyle diyorum. Yani diyorum ki artık Allah sizi başımızdan eksik etsin diyorum. Ben o patatesleri yetiştirip senin kafana patlatayım mı? Pis! Pislik! Pis mi? Pis! Neren pismiş? Elin pis! O eller acaba kaç tane el değdiydi acaba ha? Kaç erkek acaba o el elledi? Benim sadece babacığım elimi elledi. O da bayramdan bayrama öptüğüm için. Normal, çok normal yani. Efendim? Normal, normal. Ya, öyle miymiş? Evet öyleymiş. Tövbe yarabbim ya. Terbiyesiz ya, böyle bir şey. Ya sabırlaşamayacağım. Anam bu nasıl bir sıcak ya? Bankaya gittim geldim, iki dakikada sucuk gibi oldum ya. Hanım hanım, patron burada mı ya? Tatil öncesi bir avans isteyeyim diyordum. Hiç, hiç bence hiç girmeyin o toplara. Adamcağız depresyonda, karısından yeni ayrılmış. Ayrılır tabii ya. O tiple karıyı nasıl zaten elinde tuttu bu cezama ben anlamadım. O adamla aynı yatağa giden karına acıyorum ben. Hatta o adamın kafasını koyduğu yastığa bile acıyorum ben. Ay bir de çok konuşuyor, vır 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 vır. İçim bayılıyor vallahi, susmuyor. Nerede şimdi? Ne bileyim ben, hiç görmedim vallahi bugün, görmedim. Ya bize var ya tatil şart arkadaşlar, tatil şart. Aile gibi oluyor. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Aman Allah'ım, çok büyük bir problemimiz var. Ne oldu, battık mı? İflas mı ettik? Hayır, sorun şu ki hepiniz yıllık tatilinizi önümüzdeki hafta kullanmak istiyorsunuz ama bu imkansız. Ama müdürüm, olmaz, ben arkadaşlarımı ayarladım. Olimpos'a gidecektim, bungalovlarda kalacaktım. Yani öyle yapacağım. Ya şimdi ben tatil planımı iptal etmem söz konusu bile değil sayın patroncum. Çünkü ben ucuz olsun diye tatil köyüne daha 8 sene öncesinden rezervasyon yaptım. Hayır, asıl ben kesinlikle gelecek hafta tatil çıkmalıyım. Beni orada Osman, Cemal, Haydar dört gözle bekliyorlar. Hele Nurettin beni artık gör de görmezse solar gider. Onlar kim? Çiçeklerim. Benim yazlıkta böyle çiçeklerim var. Tam açma mevsimi geldi. Benim haftaya gidip onları sulamam lazım. Ayvalık'ta yazımı haftaya ben. Kadının erkek özlemi başına durmuş ya. Müdürüm, bakın ben bütün ayarlamaları yaptım. Şimdi biz kayalıklara gideceğiz. Kayalıklardan atlayacağız. Ondan sonra kafamızı gözümüzü kıracağız. Sonra birbirimize aşık olacağız. Sonra birbirimizi o aşık olduğumuz insanlarla aldatacağız. Sonra yani bütün sistem ayarlandı. Sonrası bu. Sistem çöker. Ben gitmem lazım. Git. Şimdi müdürüm, benim gerçekten haftaya çıkmam lazım. Çünkü ben her sene aynı zamanda, aynı saatte, aynı otobüs firmasıyla, aynı koltukta, aynı pozisyonda gidiyorum. Ben burada alışmış bir insan. Onu şey yapamam. Patroncum bak ben sana bir şey söyleyeyim. Benim karım eğer ben bu sene senelik izne çıkmazsam yemin ediyorum bak beni evde keser ha. Bu her sene tatil köyü, tatil köyü diyor. Bak 8 yıldır idare ediyorum. O da bu hafta yani. Mümkün değil. En son geçen sene isyan bayrağını çekti. Ben de bizim banyoda küvetin yanına 2 kova kum döktüm. 2 tane de şezlong attım. Anca öyle gazını aldım. Yani bu sene eğer senelik iznimi kullanmazsam karım beni senelik döver ya. Arkadaşlar asıl problem şu ki hepiniz tatile giderseniz ben tek başıma ne yapacağım lan? Hanım da boşadı zaten beni. Çok üzülüyorum oğlum ben. Hiçbir yere gidemezsiniz. Hiçbir yere gidem... Şöyle yapıyoruz.
Şöyle yapıyoruz. Oh piti piti, karamella sepeti, terazi lastik, cimlastik. Biz size geldik, bitlendik. Sizden çıktık, kirlendik. Hamama da gittik, terlendik. Hamamdan çıktık, sendendik. Dik dik dik. Halime! 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 Halime kazandı. Halime, Halime çok şanslısın. Halime çok şanslısın. Arkadaşlar, biz Halime ile birlikte Kelebek Vadisi'ne, Olimpos'a gidiyoruz. Olimpos'tayız. Çok şanslısın Halime. Tamam. Ne yapacaksın Olimpos? Nereye gidiyorsun? Olimpos'a gidiyorum hocam. Olimpos. Ne yapacaksın orada? Olimpos'ta Halime ile tatil yapmayı düşünüyorum hocam. Nereden geliyor onun adı? Olimpos mu? Oğlum bu Olimpos'un devresinden geliyor hocam. Bravo. Sen bir şey diyecektin. Bence başka bir yerden geliyor ya. Nereden? Öyle bir şey düşündüm de ben şimdi. Şimdi zamanında orada bakkal varmış. Sipariş vermiş, çırak siparişi vermeye giderken şey demiş. Demiş neyle ödeyecekler hani nakit mi kredi kartı mı hani. Bu paraşütü mü götüreyim, post makinesini götüreyim demiş. O demiş ki post. Ondan sonra, ya anlamadım nakit mi post makine, oğlum post demiş. Ben öyle biliyorum. Yani vilayete göre öyle. Göre öyle. Vilayete göre. Peki devam edin, devam. Halime! Halime! Halime, çok şanslısın Halime. Çok şanslısın. Benle birlikte Olimpos'a geleceksin. Gerçekten çok şanslısın. Siz tatilinizi haftaya biz geldikten sonra yaparsınız. Biz Halime ile Olimpos'a gidiyoruz. Müdürüm, birlikte derken? Birlikte gideriz. Senin orada bayan arkadaşların vardır. O bayan arkadaşlarla beni tanıştırırsın değil mi Halime? Akşam ateş yakarız, Akdeniz akşamlarını sileriz. Ortam ısınır, üstümüzü çıkarırız. Gece denize giriyor mu arkadaşların? Çıplak çıplak Halime. Ya ben gitmeyeyim. Vazgeçtim, gitmiyorum. Gitmiyorum ben. Evet ya, ne işim var ki tatil yaptım. Şu banyoya şezlong fikri. Süper, süpermiş. Gerçekten ben oraya gideyim. Onu alayım. Hüseyin senle birlikte tatil köyüne gidelim ya. Senle birlikte tatil köyüne gidelim. Orada bayan animatörler vardır. Ha? Onlarla tatil, sohbet, muhabbet yaparız. Senle gidelim ya Hüseyin. Ben tatil köyü dedim değil mi? Ya şey bu normal bir köy, tatil köyü. Çünkü orası bizim hanımın köyü aslında. Biz başka bir normal, o senin düşündüğün gibi değil. Normal köye gideceğiz. Bizim hanımın köyünün adı tatil. Bizim hanım tatilli. Bir görsem sıradan, bir de çok uzak, tatilli. Olsun tatil köyünde tatil havası, köy havası alırız. Ha? Ben de geleyim mi Hüseyin? Ha? Ya yok gelme, orası havası da kötü ya. Bir görsen orada hayvancılık çok yoğun. Bütün hayvanlar her yeri pislemiş ya. Hep tezek mezek, bir kötü kokuyor bir görsen. Bir de orada tatilde yabancılara çok kötü davranıyorlar. Böyle bir gün sizin gibi bir tane müdür gitmiş. Hep buna böyle tüy yapmışlar. Böyle katrana burlayıp sonra üzerine hep tüy yapmışlar. Tüy mü? Evet. Benim tüy alerjim var ya. Öyle mi? Hep tüy orası. Gitsem mi? Halledebilirim gerçi. Ama bir görsen her yer tüy, komple tüy ya. Her yer tüy. Tüy ya. Sinem Hanım hadi iyisin. Seninle birlikte Ayvalık'a gideceğiz. Ayvalık ayvayı yedi var ya, inletiriz oraya. Ha? Ya şu an o kadar mutsuzum ki. Ben siz orada konuşurken bakayım dedim yazlığımın oralara çiçeklerim solmuş mu diye. Yanlışlıkla emlak sitesine yükle yazlığı, sen sat. İki dakikada karıştırırken ne ara ne yaptım, gitmiş yazlık yok kız. Yazlığı sattım. Ne yapacağım, tatil artık çalışayım bütün yaz. Yazlık yok. Niye sevmiyorsunuz lan beni?
Yok. Niye sevmiyorsunuz oğlum beni? Öyle, hayır. Oğlum karım boşadı zaten beni. Ben akşamları yastığıma sarılıp ağlıyorum. Siz biliyor musunuz? Sevmediğiniz yazlık yok benim. Yoksa ben de şey yapamıyorum ya, yani. Beni yani seni öyle ne biçim laflara. Yani seni sevmemek gibi bir durum olabilir. Ben çok, keşke bizle gelsen ha. Keşke ya. Siz de mi? Her yerde tüy var ya. Her yerde. Yoksa biz seninle hep beraber tatile çıkmayı zaten çok istiyoruz. Oğlum o zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Hep beraber şirketin Side'deki yazlığına gidiyoruz. Orada ne? Nasıl hep beraber? Olur mu öyle? Ya müdürüm, biz hep beraber gidersek şirket ne olur sahipsiz olmaz o. Hep beraber tatile çıktık, kapalıyız yazarız. Ben gidip bavulumu hazırlayayım. Yok, sen bir şey yapsana. Ya ben ne yapayım adam patronum ya? Ya ben arkadaşlarımla gitmek istiyordum. Sus kız sen de. Ya Sibel de gelsin mi anne? Sibel'imi beni şimdi bulaştın ve ben başka boğazla uğraşamam onunla. Baksana, yolda bari annemlere falan uğrayalım. Ya annenle nerede çift? Orası çok sapa bir yere. Ya ben burnumdan geliyor tatil. Burnumdan geliyor. Allah benim canımı yatsın, kurtulun. Allah benim canımı yatsın. Geldik bir bölümümüzün daha sonuna. Sizlere kitabımda da yer alan bir şiirimle veda etmek istiyorum. Havalar ısındı pişik kapıda, hamsinin en kıtırı olur tavada. Leyli'yi de gördük mü havada, karpuz denize düşmüş demektir a dostlar. Esen kalın. Vallahi bak dert nedir yapayım buna mesela. Böyle yapayım bak, böyle gireyim mesela, böyle siyah bir şey alırız bana. Tamam Hakkı abla yapayım o zaman ona. Ya git oğlum. Azizciğim, canım benim ya. Terbiyesizleşme Aziz. Oğlum yapma. Çöpleri almaya geldim ya. Çöpleri alacağım diyeceğim çocuk. Almaya ya. Çöpleri alacağım gideceğim çocuk. Çöpleri alayım Azizciğim. Kaçmalım oğlum. Aziz çöpleri ver. Ya, ya. Ya. Ya gülme ya. Gülme ya. Gülme ya. Yavrum çöpleri alıp gideceğim çocuk. Çöpleri alacağım yavrum, çöpleri ver bana. Delirtme yavrum beni. Ya hadi. Ha, çöpleri vereceğim mi? Mümkün değil mümkün. Ya mümkün. Bak Hakkı ablaya da dayandı. Ama dede abi. Hakkı ablanın sonunda. Hadi oğlum. Aziz çöpleri ver bana. Ha bir boy eksik. Aziz be. Saçmalama yeter. Cem çöpleri var. Ha bir boy. Hadi çöp. Ne olacak? Senin tek işini ben. Çekmeyelim. Vurdum. Ayağımı çekeceğim. Ayağımı çekeceğim. Topuğundan vurdum.